O bayram. Kaçıncı oda yapıyorsunuz? İşte var herhalde bir tane. Dört tane oda olacak işte. Hepsinin isimleri belli. 29 Ekim'den sonra ilk kazmayı vurdum. Ama tabii bu süreç zor bir süreç. Size gördüğünüz gibi günde bazen gün oluyor ki 20 santim 30 santim gidebiliyorsun. Zaten bütün bu emek kazma kürekle yapılan bir emek. Tamamen oyma olarak yapılan bir emek. Şimdi burada amacımız güzel bir alanı oluşturmaktı ve bunu başardık. İşte çevre köylerden komşularımız gelsinler, dinlensinler, otursunlar, ailece gelsinler. Dinlensinler, gitsinler. Şu anki amacım o yani. Herhangi bir başka amacım yok. Hoşuma gidiyor. İnsanların gelip ilgi göstermesi hakikaten hoşuma gidiyor. Belki de bana veren enerjinin en büyük sebebi bunlar. Yani bu insan gücüyle yapılmayacağını, yani tamamen bir teknoloji kullandığını söylüyorlar bana. Tabii böyle bir şey yok. Olamaz zaten. Elektrik bile yok burada. Şaşırıyorlar, çok şaşırıyorlar. Ki inanmıyorlar. İnanmayarak da gidiyorlar. Onun farkındayım ama yapabilecek bir şey yok yani. Tamamen el emeği. Kesinlikle, kesinlikle hiçbir şekilde bir tecrübem yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha, elimden geliyor muydu bu tip işler? Geliyordu. Ama herhangi bir bu işi, zaten bu işin çalışanı var mı yok mu onu da bilmem de. Yani bu farklı bir iş. Mağara kazıcı. Yani böyle bir iş var mı bilmiyorum da. Mağara kazıcı diye bir iş yok. O da ilk bana ait oldu. Bundan sonra mağara kazdırmak isteyenler arayabilir.